83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Sosyal medya düzenlemesiyle planlanan değişiklikler gündemin ön sıralarında. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olduğuna ilişkin sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli yorumlar gelmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal medya düzenlemesinin detayları belli olmaya başladı. Milliyet gazetesinin haberine göre AK Parti çalışmalara bu hafta başlıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fransa ve Amerika modelini incelemeye aldı. Sosyal medya kapanacak vesaire yasaklanacak gibi bir şey söz konusu değil. Fransa İçişleri Bakanlığı terör eylemlerini yücelten internet sitelerine erişime engelleme yetkisine sahip. Amerika'da ise 28 Mayıs 2020'de çevrim içi sansürü önlemeye ilişkin kararname imzalanmıştı. Bu kararname ile sosyal medya platformları üçüncü kişiler tarafından yapılan paylaşımlardan hukuken sorumlu tutuluyor. AK Parti'nin hazırladığı düzenleme ile kişilerin haklarında çıkan içeriklerin, haberlerin arama motorundan silinmesi de gündemde. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin haberine göre bu değişiklikle kişilerin şeref ve itibarının korunması hedefleniyor sosyal medya platformlarının temsilcilikleri olmadığı için mahkeme kararı verilen cezaların tebliğinde de sorun yaşanıyor. Yeni düzenlemede elektronik ortamda yapılan bildirimler tebligat olarak kabul edilebilir. Ayrıca ihtar edilmelerine rağmen 30 gün içinde temsilci atamayanların bant genişliği %50 daraltılabilecek. Buna rağmen temsilci atamamakta direnenlerin ise ikinci ihtardan sonra bant genişliğinin %95 oranında daraltılması düşünülüyor.